çıraklıktan geldim aslında. Bayan bölümünde yetiştim ben. 30 yıldır hemen hemen bayanlarla. Erkeklerden çok fazla talep aldık. Manikür, pedikür, işte cilt bakımı konusunda. Saç kesimi, tıraş, aynen. Bayanların da bu işi yapabileceğini kanıtlamak için aslında biz bu işe giriştik Gülay Hanım'la birlikte. Normalde erkek bakım salonları, erkek güzellik salonları var. Ama erkek işletmeciler manikür pedikür olayında sadece bayanlar var. Hani manikür pedikür bölümüne girenler var. Saça ve sakala giren bayan yok. Biz de böyle bir konsept düzenlemek istedik, değişiklik olsun diye. Güzel talepler alıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor, aynen. Gelen müşterilerimiz memnun çıkıyorlar. Bayanlardan bazen tepkiler alıyoruz, işte biz eşlerimizi göndermeyiz falan diye. Ama biz bunu kırmak için varız. Şöyle söyleyeyim, şimdi bayanlarda pedikür olayı görsellik, estetik olarak biliniyor. Ama erkeklerde bu bir ihtiyaç. İşte saç sakal konusuna gelince de tedirgin oturuyorlar ilk başta. Ama sonrasında memnun kalkıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Yaşıyoruz ve devam etmeyi düşünüyoruz bu şekilde. İlerletmeyi düşünüyoruz. İleride mesela biraz daha gelişelim. Lazer koymayı düşünüyorum. Erkeklerde işte sakal üstü, sakal altı, ense, kol. Bunları yaptıran erkeklerimiz de var. Artık erkekler de bakımlı. Bu olay gündeme geldiğinde biz Meltem'le bunu konuştuğumuzda nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz, hani böyle bir şey yapsak nasıl bir tepki alabiliriz diye bunların hepsini biz düşündük. Bazen öyle bir tereddütlerimiz oldu. Acaba yapabilir miyiz diye. Ama bu konuda en çok bize eşlerimiz gerçekten çok destek oldular, manevi olarak özellikle. Neden? Biz yapabiliyorsak siz niye yapamazsınız diye. Bir ara böyle bir tereddütleri yaşamadık dersek yalan söylemiş oluruz. Evet, yaşadık ama bu konuda da onların bize inanılmaz derecede çok büyük desteği oldu. Ve sonradan oturduk Meltem'le, hep birlikte bir konuştuk. Neden dedik, onlardan da o gücü aldıktan sonra böyle bir şeye başladık. Ama çok samimi bir şey söyleyeyim, gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz biz burada. Düşündüğümüzün de üzerinde tepkiler alıyoruz. Yeni bir yer açmamıza rağmen daha bir hafta 10 günlük bir deneyimimiz var burada. Eşimi göndermem veya geldiği zaman buraya içeriye giren erkek müşterilerimizin biraz çekingenliği. Ama sonra içerideki o sıcak atmosferi, yapılan işi gördükten sonra çok güzel bir şekilde buradan çıkması bizi zaten en çok mutlu eden şey bu. Erkek berberlerinden özellikle işte şöyle bir bakıyorlar falan. Yani dışarıdan baktığınız zaman çok ilginç geliyor size. Ama biz de Avrupa'ya ayak uydurmak istiyoruz. Yani Avrupa'da sürekli bayanlar tıraş ediyor erkekleri. Neden olmasın yani? Gördüğünüz gibi yani sakal tıraşını da çok güzel bir şekilde yaptılar. Tabii ilk başta tereddüt ediyorsunuz. Özellikle sakal tıraşına ediyorsunuz yani. Suratımı keser mi, kesmez mi? Ama o jileti tutuşunu gördükten sonra profesyonel bir şekilde yaptığını görüyorsunuz. Onun için bir sıkıntı olmuyor. Görüyorsunuz yani bizim jilet gibi oldu.